Aynı grup bünyesinde bulunan El Şekerci Dış Ticaret ve Saba Dış Ticaret, Türkiye'den Suudi Arabistan'a ağırlıklı olarak tekstil ihracatı yapıyor. Bununla birlikte grup şirketleri bünyesinde Supreme, Trim & Fashion ve Tribes tekstil markalarıyla tekstil üretimleri de yapılıyor. Biz de firma sahibi Hasan Tokdemir'den çalışmalarını dinliyoruz. Saba Dış Ticaret olarak yaklaşık 2016 yılından beri ve El Şekerci olarak da 2018 yılından beri dış ticaret faaliyetlerine devam ediyoruz. Suudi Arabistan orijinli bir firmayız. Tamamen tekstil çalışıyoruz biz. Merter piyasası yoğunluklu çalışıyoruz. Zeytinburnu ve Güngören, Bağcılar. Bursa'dan da alım yapıyoruz yoğun miktarda. Bursa'dan ve Gaziantep'ten de alım yapıyoruz. Onun dışında başka şeylerden çok nadir de olsa başka şeylerin de alımlarımız var ama İstanbul dışı Bursa ve Gaziantep. Hasan Tokdemir konuşmasının sonunda ihracatta Suudi Arabistan'la yaşadıkları sorunlara değinerek yetkililerden bu konuda beklentilerine yer veriyor. Biz aşağı yukarı Ramazan bayramından beri Suudi Arabistan'la ilgili, Suudi Arabistan gümrüğünde ciddi sıkıntılar var. Mallarımız içeriye, buradan gümrüklerin Suudi Arabistan'a giden mallar. Suudi Arabistan gümrüğünde zamanında çıkmıyor. Zamanında çıkmadığı için biz ayda 4 gemi Suudi Arabistan'a gidiyorken şu anda ayda 1'e, belki 1,5 ayda 1'e düştü. Eğer sorunlar kısa zamanda çözülmezse, çünkü müşteri sizden kaçıyor. Hatta konu açılmışken şu örneği vereyim. Daha önce Rusya ile ilgili bizim bir sıkıntımız oldu. Uçak krizinden sonra Rus müşteriler gelmemeye başladılar. Daha sonra sorun çözüldü gibi lanse edildi ama hala o Rus müşteriler ortada yok. Çünkü o dönem o insanların başka alışveriş alışkanlıkları gelişiyor. Başka ülkelere gidiyorlar ve oradan devam ediyorlar. İlişkilerin sonra düzelse de müşteriyi kaybediyorsunuz. O müşteriyi tekrar kazanıp bu ülkeye getirmek zor oluyor. O yüzden biz sizler aracılığıyla devletten, devletimizden özellikle bu Suudi Arabistan konusundaki bu problemlerin bir an önce çözülmesi için yardım bekliyoruz. Gerçekten çok ciddi sıkıntılar var. O konuyu biz aşarsak ben bu kamera karşısında aylık 10 milyon dolarlık ihracat rakam sözü veriyorum ama o sorun aşılması lazım. Yani şu anda o sorunla maalesef yukarıya değil aşağıya doğru iniyor rakamlarımız.